Ona ait evde bir şeyi bulursun ve uzun süre dokunmazsın. O orada durur. Yani ilişki bitiyor ama yaşanmışlığın izleri sizi yakalıyor ve üzüyor. Yaşanmış geçmişin izleri seni derin üzüntülere soktuğu için artık birisiyle yakın duygusal bağ kurmak istemiyorsun. Ve evin her yerinde geçmiş ilişkinin izleri mevcuttur. İlişki dediğin nedir? İyi yanlarını bir tarafa koyarsan ego savaşından başka bir şey değil. Sürekli çatışma ve didişme. Koşulların bir araya getirdiği uyumsuz çiftler ve birbirlerine uygun olmadıklarını anlamanır. Sonrası kavga, gürültü ve ayrılık. Yeni bir kişiyle yine aynı kısır döngüye dönüş. Aslında ilişkiyi neyin üstüne kurduğunuz daha önemli. Cinsellikse o da bir süre sonra bitiyor. Cinsellik önemli bir unsurdur. Ama ciddi bir ilişki ayakta tutmaya yeterli değildir. Çünkü has geçicidir. Yeni bir kişi, yeni bir beden bulduklarında eskisini hemen terk ederler. Açıkça söylemek gerekirse kızlar istediği zaman kolaylıkla sevgili bulabildikleri için rahattırlar. Erkeklerde iş biraz daha zordur. Herhangi sıradan bir kızın bile etrafında fırsat bekleyen pek çok abaza vardır. İlgi manyağı olmuş bazı kızlar internet başında bayağı mesai harcarlar. Aşkı inançları sıfırdır. Varsa yoksa ilgidir. Aşkı bitiren şeylerden biri de hijyendir. İnsanlar aşık olduğu kişiyi kusursuz sanır. Oysa insan insandır, abartmamalıdır. İnsan egosu ve narsizmi epey gelişmiştir. Herkese kendi pis kokusu, çiçek kokusu gibi gelebilir bazı zamanlarda. Kendisinin her şeyini doğru sayan insan, başka birinde görsel ve ruhsal eksiklikler bulmak için yoğun çaba sarf eder. Yargılama ve yergileme durumundan kurtulmuş insanlar saf düşünceyle severler. İnsan sınırlarını bilmeli. Sevgiyi ön planda tutmalı. İnsan, insansız yapamayacağı için insanı iyi ve kötü yanlarıyla kabul etmeli. Hem birilerini suçlayarak, kızarak, eleştirerek yaşam çekilmez çünkü. Ruhta denge sağlanmadan ilişkilerde denge sağlanmaz.